Evet, evlerin korkulu rüyası. Hiç kimsenin istemediği bu IELTS. IELTS sınavına gireceğim çünkü işimde yükselmem gerekiyor. IELTS sınavına gireceğim çünküler bitmiyor. Yurt dışında yüksek lisans düşünüyorum. Lisans düşünüyorum. Aman ya Rabbi. Hazırlık eğitimi alacağım. %100 bölümüm İngilizce. Hazırlığımı atlayamadım ama IELTS versem geçerliliğini oluyormuş. O yüzden IELTS vermem gerekiyor ama ne yapacağım? Nasıl hazırlanacağım? Karşıma çıktı bu lanet sınav diyenler, burada mısınız? Selamlar. Şimdi IELTS sınavı hakikaten hafife alınmayacak bir sınav. Kolay bir sınav değil. Gerçekten çok zorlu. 9 üzerinden puanlanacağımız ama 9'da 9'u görmekten böyle göremediğimiz, yani karşılaşmadığımız bir tablo. 7'nin üstünü görebiliyoruz. Nadir de olsa güzel örneklerimiz bulunuyor. Fakat genelde altın üstü bizim için gayet yeterli olan sınav IELTS. IELTS sınavı okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerimizden oluşan bir sınav. Bu sınava çalışabilmek için. Birincisi, öncelikle okuma becerilerimizden başlayalım. Ben okuma becerileri için Türkiye'deki en doğru kaynağın ODTÜ'nün hazırlamış olduğu hazırlık kitapları olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bir öğrenci okuma becerilerini IELTS üzerinden, yani IELTS'teki okuma becerileri değil, genel olarak İngilizce'deki okuma becerilerini geliştirmek istiyorsa, IELTS'te de bu zaten doğru orantılı bir şekilde gelişecektir. ODTÜ'nün hazırlamış olduğu More to Read ve Reader at Work'ü alın, yalayın, yutun, ezberleyin, bitirin. Daha da bu soru, yani gerçekten bu dört tane kitap var. More to Read 1 ve More to Read 2, Reader at Work ve Reader at Work'ün biri var ve Reader at Work'ün ikisi var. Dört tane kitap var. Bu dört kitabı hakikaten bitirip 7'nin altında reading'i olan bir öğrenciyle şimdiye kadar karşılaşmadım. Gerçekten dört kitabı bitirmeniz 7'yi garantiler. Buna da kalıbımı basarım. Tamam. Okumayı hallettim. ODTÜ sağ olsun. Tamam. Yazmaya birazdan geleyim. Dinleme. Dinleme de kolay. IELTSonlinetest.com diye bir şey var. IELTS online teste giriyorsunuz. Okuma testleri de var burada. Dinleme var, speaking var, writing var. Hepsi var bu arada. Ama özellikle listening üzerinden gidelim. Listening'inizi chapter chapter mock testler halinde görüyorsunuz. Ve aslında siz pratik olarak IELTS'in dinlemesine giriyorsunuz. IELTS online olarak IELTS verebilirsiniz. Zaten bu arada fiziksel olarak IELTS sınavına gitmek var. Bir de bilgisayar üzerinden var. Computer based tercih etmek birçok öğrenci için hem daha hızlı hem bir tık daha kolay olduğu düşünülüyor. Ben hala böyle biraz gelenekselciyimdir. Yazmayı severim. Yani writing'de nasıl yazacağım diye düşünürüm. O yüzden computer based bana göre bir sınav değil ama normal IELTS zaten 2 haftada açıklanırken computer based 3 gün içerisinde açıklanıyor. Dolayısıyla birçok pratiğinizi bilgisayar üzerinden de yapabilirsiniz. Ben listening'de YouTube'da direkt mesela IELTS testleri, işte Cambridge için hazırlamış olduğu testler de var tabii ki, doğru. Ama IELTS listening test dediğiniz anda YouTube, bir sürü kanal var. Her gün gündelik IELTS atıyorlar. IELTS denemesini atıyorlar. IELTS deneme listeningleri hakikaten 30'dan sonrası çok zor gelişiyor. Çünkü bir noktaya kadar geliyorsunuz, bir net sayısına ulaşıyorsunuz ama mesela puanınız 7 olsun istiyorsanız 7'den sonrası böyle zaten 1-2 oynattığınızda ilerliyorsunuz ve hani 1-2 netle çıkabiliyorsunuz. İlk baştaki şunu fark ediyorum. Mesela son kısım, listening'in son chapter'ı çok zor gibi gözüküyor ama birçok öğrenci o sınavın heyecanıyla İlk baştaki sorulardan hata yapıyor ve en üzüldüğüm nokta bu. Çünkü dünyanın en kolay sorularını başta odaklanamıyoruz, heyecanımıza yenik düştüğümüz için hep yaptığımız bir şeyi yapamaz hale geliyoruz. Yani adam renkten bahsediyor ya, o rengi nasıl duymam diyor. Yani böyle hani kapı numarasını verdi. Yani bu kadar kolay değil. Ya da mesela en zorlanılan şey listening konusunda bir adres var ve bu adresi tarif etme noktası. Bunu hep beyninize pratik yapmanız lazım. Hani hep diyoruz ya, IELTS aslında sizin İngilizce background'unuzla alakalı bir sınav. Okey, doğru. Ama bir yandan da şu var. Bu sınava sınav olarak yaklaşmalı ve sınavla ilgili ne kadar çok listening yaparsanız. Yani mesela bana şunu söyleyen birisi olamaz. IELTS listening'e en sevdiğim şarkı dinledim, yazdım, onu sürekli tekrar ettim.
Ve 7 aldım. Yok, böyle bir şey mümkün değil. İngilizcen zaten çok iyidir. Sen şarkı dinlemenle falan hiçbir alakası yoktur. İngilizcen gerçekten iyidir. Mesela zaten gözünü kapatsan IELTS'den, listening'den 7 alacaksındır. Ama sürekli İngilizceye muhatap değilsen, sürekli İngilizceye maruz kalmıyorsan, bu arada %100 dersleri İngilizce olan öğrenciler, siz sürekli İngilizceye muhatap değilsiniz. Siz hocalarınızın anlattığı İngilizceyi duyuyorsunuz, doğru. Ama arkadaşlarınızla İngilizce konuşmadığınız sürece, sadece derste İngilizce gördüğünüz ve o gördüğünüz İngilizce de birazcık böyle lıp 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 kalıp 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 ve dinlediğiniz hocanız da lıp 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 konuştuğu zaman, aslında siz %100 İngilizce okumuş olmuyorsunuz. Türkiye'de çok fazla yanlış oluyor. Yani hiç adını duymadığım bir üniversitede %100 İngilizce işletme okumuş mesela. IELTS'e giriyoruz. 5,5 zor alıyoruz. Şimdi bazen kendimizi kabul ediyor olmamız lazım. Çok iyi üniversiteler var. Çok iyi eğitim veriyorlar. Yani tabii ki ODTÜ, Boğaziçi. Ben mesela şeye de çok şaşkınım. Özyeğin ve Yeditepe inanılmaz güzel IELTS öğrencileri getiriyor. Bazen Bilkent Üniversitesi, Bilkentliler beni linçlemesin ama Bilkent Üniversitesi'nden mezun bir öğrencinin ben IELTS'in çok 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 iyi olabileceğini düşünüyorum. Zaten iyiler. Bunda bir sıkıntı yok. Kızmayın. Ama Özyeğin ve Yeditepe gözünü kapatıyor. Yani böyle kapalı soru çözüyorlar. Çocuklara inanamıyorum. Yani Özyeğin'deyim diyor. Yeditepe mi? Oh tamam diyorum. Artık senin İngilizcen şey midir yani hani tescillidir diyebiliyorum. Özel üniversitelerden hakikaten şaşırdığım özel üniversiteler var. Reklam ve sponsorluk içermiyor şu anda bu video ama bazen eğitim alabiliyorsunuz Türkiye'de güzel ama bazen olmuyor. Olmadığı zamanlarda zaten yurt dışına gelmek en mantıklısı. O konuda yardımcı oluyoruz zaten. Ama diyelim ki IELTS'e nasıl çalışıyoruz? Başa döndüm. Writing'i nasıl kontrol edeceğiz? İyi dediniz, hoş dediniz de writing nasıl kontrol edilecek? Evet, writing bir tık daha zor. Çünkü IELTS'de hakikaten iki tip writing var. İlkinde biraz daha kolay, ikincisi bir tık daha zor. Aslında bu şöyle bir şey. Kontrol ettirme noktasında yardımcı olmaz. Ama şunu yapabilirsiniz. Google'da IELTS writing examples deyin. Bakın, yani writing için 120 kelime veriyor zaten. Sizin yazmanız gereken 250. 250 kelimeyi de şöyle yapıyorsunuz. Öyle taktikler var ki aslında gerçekten taktik sınavı. Mesela YDS'ye ben hep laf atarım işte. YDS taktik sınavı. IELTS de öyle. Ama IELTS biraz daha karizmatik olan. Yok yok. IELTS zaten yani bilmeyen ortadan eleniyor. Orası ayrı ama mesela IELTS Writing diye bir essay. Ben çalışırken böyle çalıştım bu arada. Ufaktan trikler. Şimdi IELTS Writing diye Google'a yazıyorsunuz. IELTS Writing Example. Burada writing ile alakalı. Mesela diyor ki sen iki şeyi karşılaştıracaksan writing'leri koymuş zaten önüne. Diyor ki yani al bunu 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 yazman gerekiyor. Sen hangi iki şeyi karşılaştıracaksa o cümleyi de yazdığı paragrafı da bir parafraze et. Araları cümleleri kelimeleri değiştir. Yani biraz kelime bilginin olması gerekiyor. Kelimeleri değiştir zaten sana en az 200 kelimelik ben yazdırdım diyor. Yani adam ezberle her yazına bunu kullan. Zaten 7 alacaksın diyor. Ki alırsınız evet hakikaten öyle. Yani akademik bir şekilde karşılaştırıyor. Mesela yolunu tarif edeceksin. Al sana example. Bir şey yani pat 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 her olaya, her konuya, her karşılaştırmaya, yani mesela fayda zarar ilişkisine mi giriyorsun? İki şeyi karşılaştırıyor musun? Ne yapıyorsun? Onunla ilgili bir structure vermiş ve sen bu şeyi akışı takip ettiğinde hakikaten tutuyor. Bunu yapabilirsiniz. Google'a direkt yazmanız yeterli olacaktır. Speaking'e geldim. Speaking zor başarabilirsiniz inanıyorum. Ben mesela speaking'de birileriyle konuşmadan yapamayanlardanım. Bunun için kendim speaking club açmıştım. Ve sürekli arkadaşlarımla konuşuyordum. Tabii ki burada yurt dışında olursanız daha büyük avantaj olur. Ama Türkiye'deyseniz ve Türkiye'de IELTS vermek zorundaysanız bu noktada sürekli mesela bazı kafeler var Türkiye'de. Ücretsiz olarak gidiyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz. Yabancı insanlar oluyor. Üniversitedeyseniz Erasmus öğrencileri olabilir. Dediğim gibi biraz daha atılgansanız benim speaking club'ım vardı. Kendi kendime böyle Türkiye'de işte ODTÜ'de
işte hazırlık öğrencilerine veya işte gittiğim kurslardaki eski tanıştığım İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarımı çağırıyordum ve böyle bir community yaratmıştık. Onların arkadaşları, onların İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşları hep birlikte buluşup böyle Türkler aramızda İngilizce konuşuyorduk. Tabii ki bunu sürekli yapıyor olmanız gerekiyor ve bu birazcık da zorlayabiliyor sizi. Zamanla işte yorabiliyor. Diyorsunuz ki üf, sıkıldım. Öyle sıkılmayacaksınız. Yani hani haftanın her günü ama her günü hayatınızın her noktasına koymanız gerekiyor. IELTS speaking biraz daha farklı. Evet, taktiksel yine ilerliyor olmanız gerekiyor. Evet, belli bir structure var ama en zoru 2 dakika boyunca kendi kendinize konuşuyor olduğunuz kısım. Kişinin bilmediği bir dil. Yani bilmediği demeyeyim de ana diliniz değil sonuç olarak. Ana dili olmayan bir dil, sonradan öğrendiği bir dilde. 2 dakika boyunca bir konu verdim. Al şimdi konuş dediğin zaman ben mesela çok gerilirim. Yani bilmiyorum ki. Mesela öğrenmişim şeyleri, bu çok takılmıştım mesela şeylere. Birazcık farklı bir hayal dünyası yaratmaya çalışıyorsunuz ve ideal bir dünyada bir şey yaratacaksınız. Yani deyimler yapıyorsunuz. Yani böyle bir meta üzerine konuşmanız gerekiyor. Ben de dedim ki yani bu meta üzerine konuştuğum zaman IELTS speaking'im uçacak. Hayır, hiç alakası yok. Yani sen normal konuş. Gerçekten meta falan ya. Yani böyle aklında mesela şey diyordum işte. Piece of cake. Yani böyle çok çantada keklik demeye çalışıyorum. Niye diyorsun yani? Konuş, normal konuş. Adamın sana söylediği şeyleri mesela hep şunu söylerler. Sizin ne söylediğinizde hiçbir önemi yok. Mühim olan konuşmanız. Ben böyle kendimi akıllı gibi göstermeye çalışıp böyle zorlanarak konuşanlardandım tabii ki. Sonradan böyle zaten fark ediyorsunuz hani ya buna da hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani akışta bırak, geçsin gitsin. Çok kolay. Çünkü kişi seni tanımıyor, senin ne söylediğine ilgilenmiyor. İster faşist ol, bence bu kadar faşist olmayın ya da başka bir şey olmayın. Yani bir şey olmayın. Şimdi diyecektim ne olursan ol hiç önemsemiyor. Öyle de değil bence karşınızdaki kişi olduğu için hala da değişmemiş, ben değişmiş. Azıcık değişseydi. Ya önemli değil diyorlar. Ben hala yine kendimle çeliştim, gördünüz mü? 2 dakika boyunca kendi kendinize konuşuyor olmanız gerekiyor. Ama burada en önemsediği şeyler şu. Vermiş olduğunuz fikir o kadar da aptik guptik olmasın bence. Birazcık akıllı gözükürseniz, ben en azından öyle gözükmeye çalıştım. Azıcık böyle hümanist olun, tatlı olun, sempatik olun. Yani adam Galatasaraylıdır, Fenerbahçelisin. Yani mesela şey demeyin yani Galatasaray iğrenç bir takım. Zaten gittiğimde ya anı anlatacaksınız ya 2 dakika. Orada mesela adamın üstündeki pembe bir şey giymiştir. Pembe giyen erkekler şöyledir gibi bir genellemeye girersen adam zaten kişisel olarak sana bir gıcık olur. İşi ve gereği şu, böyle bir şey yapamaz. Böyle bir kural yok ve IELTS'de asla sizi böyle yargılayamazlar. Ama bence kişisel fikrim karşınızdaki insan olduğu için her şeyi beklemeniz lazım. Öyle bir şey yok. Yani pembe giyen insanlar şudur. Çok güzel gramer kullanımı iyi falan değil. Yani azıcık da düzgün şeyler söyleyin. Sapıtmayın. Ama havalı olmaya çalışmayın. Ben düştüm o hataya. Siz düşmeyin. Ama genel olarak düşüyoruz. Yani Cem Yılmaz diyor ya pasaport kontrolünde bile ne kadar çok İngilizce bildiğini göstermeye çalışıyor. Present perfect continuous söyleyeceğim. Çünkü biliyorum. Boşuna gitmedik o kadar kursa diyerek. Yok yok, yani doğal olmak, samimi olmak her zaman kazandıracaktır. IELTS speaking içinde diyebilirim. Bir özet yapalım. Nasıl hazırlanıyormuşuz IELTS'e? Speaking'e kendimiz ayna karşısında konuşuyor muymuşuz? Hayır, konuşmuyormuşuz. Doğal speaking'de akışına bırakıyoruz. Pratik yapıyoruz. Taktiklere odaklanıyoruz. Ne kadar çok kişiyle konuşabilirsek, online olarak da olabilir, o kadar çok kişiyle konuşmaya çalışıyoruz. Okumaya yazmaya geldiğimde okuma konusu birazcık önemliydi. ODTÜ'nün kitapları var. More to Read ve Reader at Work. Yalayıp yuttuğum zaman 7'nin üstünde bir puan alıyorum. Özetle listening benim için çok önemli. Listening'de direkt YouTube'a yazmam yeterli olacaktır. Listening'de ne kadar çok pratik yaparsam o kadar iyi ama sınava başladığım andan itibaren azıcık böyle soft ve derin nefes alıp veriyorum. Aman yok işte dışarıdan kornanın sesiymiş. Yok koca işte hoparlör bozuldu. Hep bu bahaneleri duyuyorum. Bahanelere takılmayın. Odaklanmayın. Yani o sınava ilk defa siz kornalı bir yerde girmiyorsunuz. Hep kornalı bir yerde giriliyordu. Konuşulurken ben bugün şimdi konuşsam arkadan böyle bap 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 korna çalsa ana diliniz Türkçe olduğu için bunu anlıyorsunuz. Aynı şekilde IELTS'de anlamanızı bekliyordur belki.
Tabii böyle bir şey beklemiyor ama yapacak bir şey yok. Yani o an sınav onu gerektirmiş. Birisi öksürdü. E ne yapayım yani? Her sınavda öksüren çıkacak illa ki. Kış döneminde girme o zaman sınava. Bu mu yani? Öbür türlü de bu sefer çok sıcaktı, terledik. Klima çalışmıyordu. Klima arızalandı, tır 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 ses çıkardı. Seslere odaklanmayın. Dikkatinizi dağıtacak şeylere odaklanmayın. Hatta mümkünse IELTS listeninglerini o zaman evde pratik yaparken birazcık gürültülü yerlerde dinleyin. Müzik açın, bir şey yapın, bir şeylerle dinleyin. Ki çünkü hiçbir zaman hiçbir IELTS'te şunu duymadım. Bizim işte her şeyimiz mükemmeldi. Çok sessiz bir ortam vardı. Çok harika bir sınava girelim. Hayır, en kötü hocaya takılıyor, bir şeye takılıyor. Biri içini çekiyor, öbürü başka bir... Benim karşımdaki şuydu. Bunlara takılmayın. Akışta kalın. Devam edin. Her şey çok güzel olacaktır. Emin olun. Peki sonuncusu writing. Ay en zoru writing değil mi? Writing'de birazcık zorlanacağız. Hocalarımız tabii ki bir check etmiş olması lazım. Writing'imizi bence birbirine göstermek gerekiyor. Ama ne yapıyorduk? Zaten writing'imizi Google'a yazıyorduk. Lap 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 getiriyorduk. 120 kelimesi vardı. Avantaj, dezavantajdan tutun da aklınıza ne geliyorsa hepsi writing'de hazır. Google bana veriyordu. Dolayısıyla özetle IELTS sınavına nasıl hazırlanırım? Bu şekilde hazırlanabilirsiniz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları aşağıda sorun. Hepsine cevap veriyor olacağız. Hepsini tek tek okuyoruz. Bir sonraki videonun konusu belki de sizin aşağıya yazdığınız yorumla oluşacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoların gelmesi için de videoyu likelayın.